Kalmadı ki yavrum. Namur almayacağım. Kaşır atacak da vedasını bak. Veda buraya gel buraya. Ben İsmet Koç, Ayşe Koç. 2023-2024 çilek sezonumuz Ereğli'ye hayırlı uğurlu olsun. Allah nasip etti. Bugün 22 Nisan 2024 ilk hasılatımı topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası Kışla Mahallesi, İnalı Sokak. Bunlar Alev çileği. Bu çilek Osmanlı çileğin kardeşi. Allah nasip ederse 15 gün sonra da veya 20 gün sonra da Osmanlı çileği çıkar. Geçen sene havalar çok yağmurlu gitti. Hep böcekler yedi. Bu sene de havalar kurak gidiyor. Eğer havalar hafif yağarsa çilek bulaşır. Ama hava yağmazsa çilek yine olmaz. Çilek az. Daha doğrusu Ereğli'de artık çilek üreten insan kalmadı. Yani insanlar artık çilek üretmiyor. Çünkü çilek zor bir iş, zahmetli bir iş. İnsanlar çalışmıyor. İnsanlar alışmışlar hazırdan para kazanmaya. Ama biz üretime devam diyoruz. Üretim olmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. İnsanlar bir döneme çilek ekse evet geçinir. Çileğin kilosu şu anda 150 lira. Bu en az 100 lira düşer. Evet geçinir. Bir dönem çilek olsa bir ton yapar. 150 bin lira para yapar. Yeter. 10 da emekli maaş alsa veya 15 emekli maaş alsa rahat geçinir. Ama insanlar bırak çileği, marul, maydanoz, roko, tere, pırasa, mancar, domates, biber, patlıcan ekmiyor. Bunu niye eksin ki? Ekmez insanlar. Çünkü alışmışlar beleş geçinmeye. Ben buradan Ziraat Odası Başkanımıza, buradan Tarım Bakanımıza rica ediyorum. Bu Osmanlı çileğine biraz destek versinler. Bunu insanlara fidel olarak dağıtsınlar. Öyle 3 tane 5 tane değil. Dikene istediği kadar versinler, üretsinler insanlar. Bol bol üretsinler, kazansınlar. Kazansınlar ki enflasyon mu diyoruz, teflasyon mu diyoruz yani anlamadım bu işe de. Düşmesi mümkün değil. İnsanlar üretmedi müddetçe, çalışma müddetçe düşmez. Düşmesi de mümkün değil. Bakın çilek 150 lira. Geçen sene 50 lira da bu. Niye 150 lira oldu bu sene? Çünkü yok. İnsanlar üretse, bol olsa düşecek, aşağı düşecek yani. Onun için insanların çalışması lazım, üretmesi lazım. Biz Ayşe Hanım'la beraber bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Ben Erdemir'e emekliyim. İki tane çocuğum da işi gücü de var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ben insanları tetiklemek için yapıyorum bu işi. Değil mi insanlara? Çalışın kardeşim. Çalışın üretin. Bak şu anda biber, patlıcan, domates, salatalık, kereviz dikme zamanı. Dikin diyorum arkadaşlar dikin. Dikin ki her şey bol olsun. Siz de kazanın, biz de kazanın, devletimiz de kazansın. Ya devlet nereye kadar verecek kardeşim? Yani bir baba çalışıp 5 kişi yemez. Ondan sonra bağırıp çağırıyoruz. O pahalı, bu pahalı. Tamam da o pahalı, bu pahalı da. Köyde ineğe bakmıyorsunuz. Hayvan bu kokuyor diye. Şehirde köpek gezdiriyorsunuz. Bu nasıl olacak? Anlamadım ben. Tallarınız yoksa evde mantı yapın. Yufka yapın. Evde yapın. El iş yapın. Yani illaki yeriniz olması şart değil ki. Evin önünüze dikin. Bir metrede yere dikin biber patlıcan damlası. Yine size bakar. Ama insanlar çalışmıyor. Üretmiyor. İlçe Tarım Müdürü de sesleniyorum buradan beri. Sayın Müdürüm. Ya siz de insanlara dağıtın bu biber patlıcan fidesini. Kardeş. Gidiyoruz ilçe tarıma. Ya kardeşim diyor yerin topusunu al da gel. Ya yok işte yerin topusu. Ne yapayım ben? Yerin topusu yoksa diyor sana vermem diyor ya. Niye vermiyorsun? Sözleşme yap gel. Ya vatandaşı zora koşmayın kardeş. Vatandaşı zora koşmayın. Vatandaş ne isterse verin kardeş. Verin ki vatandaş bunu diksin. Devlet veriyor bunu. Devlet sana demiş, bakanlık demiş ki arkadaş insanlara %75 hibeli muşamba verin demiş. Fide verin demiş. Ne için vermiyorsunuz? Yerini topusunu al da gel. Git yerin topusunu al da gel. Suratımıza bakmazlar. İnsanlara zorluk koşuyorlar. İnsanlara zorluk koşmayın kardeş. Eğer üretmek istiyorsan, eğer Türkiye rahatlamak istiyorsa bu insanların rahat nefes alması gerekiyorsa üretmesi lazım. Geçen sene Karadeniz Ereğli Kaymakamı Erdemir Genel Müdürü, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız, Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürümüz sağ olsunlar. Ereğli'ye dediler ki kardeşim siz çalışacak mısınız? Çalışacağız. Size dediler şey vereceğiz. Osmanlı çileği. Tamam kardeşim. Biz de gittik Taş Kahve'ye. Oradan Osmanlı çileği diye
çilek fidelerini aldık. Diktik. Herkes 50 liraya 60 liraya verdiler. Çileği diktik. Çileğe çocuk ruhumuz gibi yani gözümüz gibi baktık. Ya çilek de Osmanlı çileği değil. Ya Osmanlı çileği diye bizi kandırırlar kardeş. Ya hiç kimse gelip de ya arkadaşlar ya biz bir hata yaptık laboratuvarda veya orada burada. Bu özür dileriz diyen de yok. Ya yazık inat değil mi kardeşim? Erdemir gitmiş oraya 500'den para vermiş. İlçe tarım müdürü sen uyuyor mu? Ne yapıyorsun orada ya? Senin görevi ne? Ya sallık kabayı al maaşı yok kardeşim. Sen geleceksin tallada. Kime verdin çilek videsi? İsmet Koç'a. İsmet Koç'u denetle. İsmet Koç. Ya sana 50 tane çilek videsi verdim. Ne oldu diye sor. Kimse sormuyor kardeş. Geçen sene çilek videsi şeydi, böcekteydi. Ya devletin arabası 5 kere geldi evin önüne. 5 tane mühendisle beraber. Bana bir kere bilgi vermediler ya. Ya devletin müdürleri çökmüş. Sallık kabayı al maaşı yapıyor kardeşim. Bunların bir an evvel düzelmesi lazım. Yoksa tarım diye bir şey olmaz. Evet, bebeğin köyüsü 100 lira. Patates soğan diyorlar, güle güle Erdoğan diyorlar. Erdoğan da gitmeyin kardeşim, Erdoğan üretin diyor size. Burada Erdoğan'ın insan Cumhurbaşkanı'nın bir suçu yok ki. Cumhurbaşkanı'nın atadığı memura da suç var kardeşim. Atamışlar oraya müdür diye. Müdürün yanına vurup gidemiyoruz ya. Sanki de Cumhurbaşkanı ulaşacağız. Ya kardeşim ben vatandaşım ya. Devlet beyim ben. Sen devlet değilsin, sen benim aldığım vergilerim duruyor orada. Bir kapıdan giriyoruz, bir kapıdan çıkıyoruz. Hadi eyvallah diyorlar. Hiçbir şey yok. Sera diyor 150 metre olacak. 150 metre sera nerede var evde ya? Gözünü seveyim ya. Geçen gittiğim kaymakamın yanına. Sayın kaymakamım olay böyle böyle dedi. İlçe tarım müdürünü aradı. Dedi kardeşim size vatandaş gelmiş. Sen 150 metre 200 metre sarı istiyor musun? Ya öyle bir sarı yok dedi. Al işte bak benim burada 100 metre yer var kardeş. Ben nereye bozayım 150 metre karıyı? Bu da ortak. Gittim yanına diyor ki topunu al da gel. Topu yok sözleşme kağıdını al da gel. Ya vatandaşa bir sürü şey çıkar diyor. Ya bunu devlet sana dedi ya vatandaşı dağıttı dedi 150 metreyi. Ya 5'e böl ver kardeş. Prosedürmüş. Lan ne prosedürü kardeşim ya? Ya da prosedür diye bu hale geldik biz. Onun için vatandaşa yardımcı olsunlar. Vatandaşın fazla bir şey istemiyor ki ya. Ben bunu 15 yaşından beri yapıyorum. Annemin zamanından beri yapıyorum. Halen ta yapıyorum. Eşim de beni destekliyor. Aslında o kadar çok çalışma diyorum ama benim içimden gelen şey bu. Çalışmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri öyle yetiştim belki de. Babam da öyle yetiştirdi. Evlendiğim İsmet Koç da aynı şekilde yetiştirdi beni. Her ortama uyum sağlarım, girerim, çıkarım ama tarlamı da becerim, şalvarımı giyerim, tarlamın işini de yaparım. Benim ihtiyacım kesinlikle yok. Eşim emekli, evim var, kira vermiyorum. Çocuklar İsmet'in dediği gibi çalışıyorlar, ikisi evli. Hepsinin işleri güçleri var. Okuttum çocuklarımı ben, bunların sayesinde okuttum. Mühendis oldular, kendi işlerini aldılar ellerine. İhtiyacım yok. Televizyona bakmaktansa, televizyona bakıyoruz bir şeyle öğrenmiyoruz. Akşama kadar o onu bunu demiş, o onu demiş. Olmazsa bu bana bir terapi gibi geliyor. Mesela dün akşam bir düğüne gittim. Ara veriliyor. Herkesin yani 7'den 70'i herkesin elinde ilk önce sarıldığı şeyler telefon. Bakıyorum masalara herkesin eline telefon. Olmazsa ya gerçekten bu terapi. Gerçekten terapi. Şimdi hava kurak için ben bunları ektim. Her sene bu ekiliyor. Bunu her sene genç ekmez. Biz yaşlandığımız için ekmeği seviyoruz. Şimdi her sene bu kuruyor. Yağmur yağmazsa kuruyor. Kuruduğu zaman Ekim ayında biz bunu tekrar ekiyoruz. Reyli'de zaten yetişen tek çilek benim çocukluğumdan beri olan Osmanlı çileğiydi. Sonradan işte bu şey oldu, ortaya çıktı. Sepetler hemen dolu yedi. Hemen de herkes bunları üretti. Bu sefer de kimse, ben diyorum zaten ben çok istiyorum Osmanlı çileği fidesini. Kaç lirada olsa ben sizden alacağım diye. İşte bir Pençes tarafında var galiba bu. Osmanlı çileği. Onlar da vermiyor. Dedim ne kadar istiyorsanız vereceğim dedim. Fide istiyorum ben dedim. Ben şöyle bir tutam fide alamadım. Satmıyorlar. Kendileri üretiyorlar galiba. Ama Pençes tarafında var bu Osmanlı çileği. Bizim taraflarda yok yani. Zaten geçen sene herhalde 100'den satıldı bu. Büyük ihtimal bunu 150'den aşağı alamazlar. Herhalde şeyi de bunu hemen hemen 2 misli oluyor Osmanlı çileği. Bunu muhakkak 200'den aşağı alamazlar kilosunu. Çünkü yok. Osmanlı çileği yok zaten. Olanlar da nasıl olsa kimse de yok diyorlar. İstediği fiyatı koyuyorlar ortaya.